Bizde Risale-i Nur hareketinde terakki hizmete bağlanmıştır. Hulusi Bey günde 30 defa değil, belki 300 defa üstadla beraberdi. Çünkü işi gücü hizmetti. Risale-i Nur hizmetinde bulunan üstadla beraberdir. Dellal-ı Kur'an Said'le beraberdir hem de. Yani velayet kanadında olan Said'le değil. Vazifelilik noktasındaki Said'le beraber olur. Nerede bir Risale-i Nur dersi olur? Nerede bir Risale-i Nur hareketi ihlaslı, samimi, Allah rızası için bir hizmet olursa orada üstadla beraber olunur. Bunda hiç endişe ve şüphe yeri yoktur. Onun için Hulusi Bey daima üstadla beraberdi. Ve ben mesela onun derslerdeki oturuş tarzına bakıyordum. Hatta üzerinde bir seneye yakın sonda bulundu. Prostattan dolayı ve çok ağır bir şey. Bir müddet onu hastahanede Allah gösterdi bize. Zor oluyor yani, çok zor bir iş. Şimdi o halinde bile oturuşunda sanki böyle Gavs-ı Geylani Üstad Hazretleri ve büyükler orada kendisi böyle oturuyor. Hiç halini bozmuyordu. Hiç. Böyle şeyini, ciddi tavrını, oturuş şeklini bozmuyordu. Ve biliyordu ki dersin yapıldığı yerde, hizmetin yapıldığı yerde Risale-i Nur talebeleri, hususen bunu birkaç defa söylemişim. Bizde terakkinin şekli, tarzı, lazım-ı mal farkı hizmettir. Hizmeti terk eden hiçbir kemale, hiçbir maksada, hiçbir ilerlemeye muvaffak olamaz. Mümkün değil. Bizde hizmet. Hizmet illa senin mertebende olacak bir hizmet manasını şey yapmamak lazım. Ya işte bu iş bana göre değil. O iş sana göre belki senden fazladır bile. Sen hemen o işin dibine gir. Ceketini çıkar. O işin dibine gir. Belki senden kıraatından çok yüksek bir iştir o. Çünkü Allah rızası var orada. Allah rızası var orada. Hizmete bakmak lazım. Bu meselede bu büyüklerin hayatını görmüş olmanın çok faydası var yani. Çok faydası var. Bilhassa Tahir-i Muttavi'de bu çok bariz. Net görüyordum bunu, net. Yani illa bir hizmetle meşgul olacak yani illa. Yani oturuyorsa bile işte bir sayfa Risale-i Nur'dan bir sayfa arası şuraya koyacak yani. Yani bir şey yapacak yani. O hizmet daimi üstadla beraber olmayı ve manen terakki etmeyi neticeler. Bizde seyri sülük, terakki hizmete bağlıdır. İlmi bir hadise değildir. Yani bizim işimiz ilmi bir hali bir hadisedir. Risale-i Nur harekettir. İlim hadisesi değildir. Bu ilim nevinden olmadığı için de bunu anlayamıyor bu zamanın ulema takımı. Bugüne kadarki ilim nevinden bir şey değil yani. Onun için anlayamıyor. Anlamamasında mazur. Bilmediği bir şey. Mazur olmadığı taraf bilmediği meselede konuşmasıdır. İnsan ona üzülüyor. Ayrı bir iştir. Risale-i Nur ayrı bir iş. Onun için bu kardeşimiz eğer daima üstadla beraber olmak istiyorsa daima hizmette olsun. Veya ne kadar hizmette bulunuyorsa bilsin ki üstadla beraberdir. Manen terakki ediyor. Ölçü birimimiz bu bizim. Evet. Efendim, bu söylediğiniz bizi hem mesele şey yaptı, şevklendirdi hem korkuttu. Şimdi biz çoğu zaman dersleri evde hizmet için hazırlıyoruz ama ev haliyle... Çalıştığın her zaman, ya elbette ev hali işte abdest alacaksın, şey yapar, insan makine değil zar. İnsan zaruri ihtiyaçları var. Ondan hepsi içinde gider o işin. Hizmete girer yani. Yani kışlan içindeki adamın firarını vermezler. Yatar, uyur, kalkar, taş toplar bilinen ne der ama ona firar vermezler. Askerlikten düşer. O kadar. Yani askerlikten düşer o.
Sen o kışların içinde ne yapıyordun? Bu kadar saat yattın, bu kadar saat bilmem ne ettin. Öyle yapmazlar. Yeter ki sen seni niyet ile, niyetin olsun. Niyet ile hizmete sat. O zaman sen her dakikan üstadla beraber geçer. Buna delil var, üstad diyor, beni görmek isteyen, benimle konuşmak isteyen sayfayı açsın, benimle konuşur diyor. Öyle demiyor. Delil Kur'an. Bitti, o kadar. Allah rahmet eylesin, Ubeyde yazın şeye veriyordum, bisikletçi vardı bizim hemen köşede. Bisikleti tamircisi, adam kendisi sinek avlıyor yani. İşte orada boşta kalmasın, onun yanında belki bir iki bir şey öğrenir diye. Yani öyle işte bir bisiklet tamircisi de değil. Bir tane geliyor, iki tane geliyor. Adam onunla geçiniyor. Ubeyde onun yanına vermiştim. Şimdi nasıl ediyordu bilmiyorum. Nasıl ki dükkana girdi, 5 dakika sonra bakarsın yüzü, gözü, eli, kolu hepsi yağ. O motor yağı var ya, yanık motor yağı. Simsiyah. Yalnız gözleri parlıyor böyle. Ben de dokunmuyordum. Şimdi onu gören oranın çırağı olduğunu anlıyordu yani. İlk işi oydu. Allah rahmet eylesin. Onu şuurla yapmıyordu. O işin en kirli işi nedir? O sanatın en kirli tarafı nedir? İşte odur. Evvela o işi gidip kendini, yüzünü, gözünü, her tarafını bir yağlıyordu. Yağlıyordu diyordum. Çünkü işi yok adam. Öyle fazla yakınlanacak bir şey yoktu yani. Her akşam anası onu işte banyoya sokacak. Bir sürü sabun, kir bilen neyi çıkaracak ki sabahtan biraz temiz gider dükkanı. Bu dükkanın evvela burasına talip olmak lazım. Yağına. Yanık motor yağına. Bu hizmetin evvela motor yağına, yanık motor yağına bezenmek lazım. Yani oraya gelen adam yemin eder ki sen bu işin, bu dükkanın çırağısın. Bir kere o hüviyet halinden göstermen lazım. Gel. Hizmet. Hiçbir şey düşünmeden, kametime, kıraatime uygun mu, değil mi, bilmem ne mi? Bu işin en düşük, bu hizmetin en düşük zannedilen işi nedir ki? Düşüğü yoktur zaten. Hemen oraya. Gelen ilk defa seni görsün ki vallahi bu adam bu dükkan çırağıdır der. Allah bize hizmet şuuru nasip eder. Bu iş niyete bağlı, muvaffakiyete bağlı değil. Niyete bağlı. Esnaf olur, dükkanda olur, işinde olur, gücünde olur. Niyet şimdi niyet nedir? Niyet şüphesiz verilen karardır. Yani mesela biz akşama kadar orucu kafamızda tutuyor muyuz? Oruç tuttuğumuz zaman. Yok. Belki hiç aklımıza gelmiyor çoğu zaman oruçlu olduğumuz. Ama biz niyet etmişiz ki oruçluyuz. Birisi bize aniden dese ki sen nesin? Hiç düşünmeden oruçluyum. Niyet budur işte. Endişesiz, şüphesiz, tereddütsüz inandığı şeyi söylemektir. Niyet budur. Kafasına tutmak değildir yani. Şimdi hizmete niyetli olduğu zaman insan ömrünü hizmete endekslediği zaman o zaman nerede olursa olsun ilk şey odur. Kendisi için ilk mesele, ilk düşünce odur. O zaman ömrünü tamamen hizmete vermiş olur. Yoksa bizzat gelip şurada oturmak bilmem ne yapmak değildir yani. Hizmete niyet etmektir. Allah'ım ben işe gidiyorum. Sen biliyorsun ki çoluk çocuğumun rızkını temine mecburum. Ama bu işte sen bana hizmet imkanı ver. Nasip et. Ben senin yolunda çalışmak istiyorum. Bana bunu nasip et. Ha bu. Akşama kadar yaptığın bütün işlerde hizmet etmiş olursun. Şu niyetle. Niyetine girmektir yani. Niyet, mesele niyettir. Cenab-ı Hak hepimizin niyetini tasih etsin. Amin. Sultan Hazretleri her sohbetinde ama istisnasız her sohbetinde ya başında ya ortasında ya sonunda kardeşim niyetimizi tasih ederim buyururdu.
niyetimizi tasih edelim. Niyeti düzeltelim yani. Niyet, iş niyettir. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.